Burada kompost tahtamız var arkadaşlar. Bu kompost tahtamızı fazlalık açıkçası. Bunu kullanacağız. Şu şekilde yapacağız. Gene bahçemizden çıkan dallar, yapraklar, otlar, mutfaktan çıkan şeyler olsun. Buraya bir kısım doldurduk. Tekrardan dolduracağız üstünü. Bunda değişik bir uygulama yapacağız. Hem kompostlaşma devam ederken üst tarafında da tarım yapacağız. Bunu böyle dolduruyoruz arkadaşlar. Komposta doldurduğumuz gibi. Daha sonra da üst tarafına toprak atacağız. İşte 20 santim kadar normal bahçe toprağı. Hatta o bahçe toprağını olgunlaşmış kompost toprağımızla da karıştırabiliriz. Onları yaptıktan sonra üst tarafını ekim yapacağız. Burada özellikle biraz beklemişse kompostumuz, yani taze kompost falan olmuşsa 6 ay kadar, üzerinde çok güzel kabak olsun, şey olsun, güçlü gübreli toprak isteyen sebzeler iyi çıkıyor. Ben daha önce kabak yetiştirmiştim başka bir yerde. Bunu da bu şekilde değerlendireceğiz. Hem çıkan şu anki son dallarımızı, yapraklarımızı buraya dolduruyoruz. Üzerinde de toprağımız, kompost, olgunlaşmış kompost toprağıyla normal bahçe toprağını karıştırıyoruz. En üstüne de dikim yapacağız. Bunu da zaten tarım yaptığımız için zaman zaman sulamamız gerekiyor. O sularda fazlalıkları aşağı doğru giderekten hem bu kompostlaşma esnasındaki nemi sağlayacak. Alttan kompostlaşırken üst taraftan da biz bu şekilde bir tarım yapmış oluyoruz. Daha sonra da seneye bunu üstteki toprağı alıp alttaki şeyi kullanabiliriz. Yani bir nevi bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Yani bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Benim kompost şeylerim var yaptım. Bu da fazlalıktı zaten. Bunu da bu şekilde değerlendireceğiz. Bunu doldurmaya devam ediyoruz. Yanlara da bu bitki koruma şeyleri vardı. Tül gibi. Bunları şey yaptık. Topraklar oradan akmasın diye. Çünkü üzerine toprak dolduracağımız için ekim yaparken bol miktarda toprak olacak. 20 santim kadar, 30 santim kadar. Onlar da dışarı akmasın diye böyle bir tüllerle şey yaptık. Dediğim gibi daha sonra da seneye ilkbaharda üstteki toprağı alıp alttaki kompostu kullanabiliriz. Bu şekilde bir uygulama yapacağız. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ben bunun değişik şekillerini de yapmıştım. Göstereyim ben size. Şunu da söyleyeyim. Bir nevi bir ekim masası, ekim adası yapmış oluyoruz. Yükseltilmiş bir ekim adası. Bunun bir değişik versiyonu. Yalnızca kompost tahtasından kullanıyoruz. Kompost tahtasının içine son çıkan otlarımızı, dallarımızı, budama yaptığımız şeyleri atıyoruz. Bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Burada da böyle bir işlem yapmıştık arkadaşlar. Bu fındık ağaçlarımız var. Bol miktarda buradan dal falan çıkıyor. Bunlarla ben etrafını çevirdim. Neden etrafını çevirdim? Alt tarafına taze bu kompostumuz, tam olgunlaşmamış kompost vardı. Çürümüş bitki atıkları. Onlardan koydum. Üst tarafına da toprak koydum. Ve burada kabak yetiştirdim. Çok güzel kabak oluyor, bal kabağı. Ayrıca domates yetiştirdim burada. Toprak güçlü, kuvvetli olduğu için bayağı bir şey yetiştirdik burada. Onun geçen seneden kalan videoları da var. Bunu ekleyeceğim ben size, göreceksiniz. Alt taraf dediğim gibi ilk koyduğumuz dallar, yapraklar var. Üstüne taze kompost, yani bir 6 ay falan kompostlaşmış toprak var. En üstüne de normal bahçe toprağıyla, eğer olgun kompostunuz varsa biraz karıştırıyorsunuz şuradaki gibi. Bu şekilde yapıyoruz. Hatta ben bunu üstteki toprağı tekrar alıp tekrar altına da doldurma yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde de bir uygulama yapmış oluruz. Alt tarafta da kompostlaşma devam ediyor. Daha sonra da o toprağı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üstteki kullandığınız sular hem bitkiler alıyor hem de fazlalıkları alttaki kompostlaşma esnasında kullanılıyor. Orada
nemli tutuyor orayı. O şekilde bir uygulama yapacağız. Bu biraz daha yavaş süren bir kompostlaşma şeyi. Çünkü daha az hava aldığı için altlardan hava alıyor şuralardan falan. Fakat üstte toprak var. Bu şekilde bir şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Kompostumuzu geçen sene doldurmaya başlamıştık. Yarısına kadar dolmuştu. Bu sene de tekrardan ilkbaharda temizlik yapınca dallar falan, yapraklar, onları doldurduk. Daha sonra da üzerine ben 20-30 santim kadar bir toprak ekledim. Birazcık da kum karıştırdım içine, biraz daha yumuşak olsun diye. Ondan sonra da üst tarafına ekim yaptık. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Burada ektik. Bu Japon turbu var, beyaz uzun. Onlardan ektim. Havuç var burada. Şu şekilde. Şuraya da belki tekrardan başka bir şey ekeriz diye boş bırakmıştık. Bu şekilde bir uygulama yaptık. Neden böyle bir şey yaptık? Şundan dolayı arkadaşlar. Geçen sene dediğim gibi yarısına kadar bir doldurmuştuk. Bu sene de tekrar birazcık doldurduk. Yükseldikten sonra üzerine de toprak atıp tarım yapınca da şöyle bir şey oluyor. Mesela bu bitkileri bizim sulamamız falan gerekiyor. Haliyle sulama yapılırken de şöyle bir durum var. Neyi sularsanız sulayın, hepsini bitkiler almıyor. Toprak bir kısmını alıyor. Bizim hani bazı yerlerde o şekilde yapılıyor. Aşırı derecede su dökülüyor. Sulama yapılıyor. Damlama değil yani. Bu şekilde de sulama yapılınca suyun belli bir miktarı büyük oranda da aşağı tabakalara doğru gidiyor, kayboluyor. Burada da haliyle ben sulama yapmıyorum, damlama sulama. Genelde bu şu şekilde kablarımıza doldurup suluyoruz. Şöyle üst taraftan. Böyle bir sulama da yapınca haliyle altta dediğim gibi geçiyor su. Bu şekilde yaparaktan hem tarım yapmış oluyoruz, üst tarafta bir şeyler yetiştirmiş oluyoruz. Hem de dediğim gibi artan fazlalık sular da aşağıya doğru geçerekten yazın kompostun nemli kalmasını sağlıyor. Bu şekilde de orada kompostlaşmaya devam ettiriyoruz. Yani ikisinden de faydalanıyoruz. Yukarıda bir ürün yetiştiriyoruz. Aşağı tarafta da kompostumuz devam ediyor. Bu şekilde bir uygulama yaptım. Biliyorsunuz kuraklık bayağı bir çoğaldı. Hem suyumuzu tasarruflu kullanma açısından hem de ürün yetiştirme açısından güzel bir şey. Yani bir nevi yükseltilmiş bir ekim masası gibi, ekim adası gibi olmuş oluyor. Bu şekilde yaptık. Güzel de bir şey oldu. Siz de görüyorsunuz. Burada yetişen ürünleri. Başka avantajları da var tabii ki bunun.